Sivas Valiliği'nin koordinatörlüğünde düzenlenen 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri 99. Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında Atatürk'ün Sivas'a gelişini ve Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yapıldı. Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından temsili olarak canlandırıldı. Canlandırma programını 28 kişilik kadroyla gerçekleştiren Sivas Devlet Tiyatrosu, bu yıl hazırladığı farklı bir temayla izleyicilere 4 Eylül Sivas Kongresi'nin ruhunu ve heyecanını yaşattı. Evet sevgili seyirciler, tarihler 12 Eylül 1919'u gösterirken Mustafa Kemal Atatürk ve 38 delegenin katılımıyla Cumhuriyet'in temelleri işte burada atıldı. Sivaslı vatandaşlar ilk günkü ruh ile etten duvar ördüler. Temsili Atatürk ve silah arkadaşları Kepçeli Kavşağı önünden başlayıp Atatürk Caddesi'nde devam eden yürüyüşte Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Samet Sünbül vatandaşların ilgi odağı oldu. Bayraklar ve alkışlarla vatandaşlar da aynı ruhla Atatürk'ün Sivas'a gelişini kutladı. Temsili karşılama töreni Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Manda ve himayenin reddedildiği, Misak-ı Milli'nin sınırların çizildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı işte bu salondayız. Törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü 2 Eylül 1919 Kongresi hakkında düşüncelerini SRT Haberi ile paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 2 Eylül 1919 günü bu binaya tam bu saatlerde güneşin batmasına yakın bir saatte geldi ve arkadaşlarıyla beraber bu binada istirahate çekildiler. Daha sonra 4 Eylül'de Sivas Kongresi açıldı. Ve tam Atatürk bu binada 108 gün kaldı. Tarih kitaplarında genellikle şöyle anlaşılır, sanki 4 Eylül'de bir kongre oldu, kararları dağıldılar. Hayır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve heyeti temsiliye dediğimiz arkadaşları tam 108 gün burada kaldılar. Ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği bir söz çok önemlidir. Cumhuriyetin temelini burada attık demişlerdir. Yine başka bir ziyaretlerinde de kongre salonunu göstererek bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar burada alındı diye de çok büyük bir gönderme yapılmıştır. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fiili meclis binası budur. Çünkü İstanbul'da meclis tatil edilmiştir. Bir kısım mebuslar Malta'ya vesaire yerlere sürülmüştür. Ama memleketimizin geleceğine dair o kara günlerdeki kararlar bu muhteşem binamızda alınmıştır. Bütün sizin yolunuzla ben bu milli mücadele döneminde rahmeti rahmana kavuşan devlet büyüklerimize, şehitlerimize ve milli mücadelenin bütün kahramanlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Katkılarınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Ardından Kıbrıs gazileri o günün ruhunu anlatan birer konuşma yaptılar. 4 Eylül Kongresi'ni kutluyoruz. Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişidir bugün ikisinde. Biz de onu karşıladık. Arkadaşlara, gazimiz olarak tüm arkadaşlara
iyi bir kutlama yaptık. Atatürk'ümüzü de burada aynı kongresini yapacağız. Dördünde de biz de burada bulunacağız. Ve kongremiz bütün Türkiye ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sivas'ımıza da iyi günler diyorum. Ben Kıbrıs Gazisi İhsan Eken ve 4 Eylül Kongresi'nin hazırlıkları olan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a intikal etmesi ve Mustafa Kemal Atatürk Paşa'yı Sivas girişinden karşılayarak Kongre Müzesi'nin 108 günün geçtiği Kongre Müzesi'nde istirahatına çekilmiş olup biz de karşılamamızı yaptık ve 4 Eylül'de kongre yapmak için istirahate çekildiğinden biz de şu anda bir gaziler olarak görevimizi yaptığımıza inanarak şu anda evimize gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile birlikte 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 471 mülki idare amirinin görev yerlerinde liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değişikliğe gidildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan 2018 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği duyuruldu. Vali yardımcıları kaymakamlara atanarak vali yardımcılığı sayısı azaltıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 2018 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamında alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir. Buna göre bakanlık merkezinde görevli 8 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken 8 kaymakam ve 1 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirilmiştir. Vali yardımcıları kaymakamlıkları atanarak vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Bu bağlamda 610 olan vali yardımcısı sayısı 2 yıllık süreç içerisinde 314'e indirilmiştir denildi. Bu kapsamda Sivas Valisi Zihni Yıldızhan Siirt vali yardımcılığına atanırken Sivas Vali Yardımcılığından boşalan koltuğa ise Kırklareli Vali Yardımcılığından Mustafa Yüksel Karadağ atandı. Üç Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450.000'e yaklaştığı öğrenildi. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuruların sayısı 450.000'e yaklaştı. Erlerle 1995'e 4 tercih 1. kademe erler adına. Edinilen bilgiye göre bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Sağlam! Canım! Selam! Vatan! Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor. Bedelli askerlikten faydalanmak üzere 450.000'e yakın başvuru yapıldı. Vali Davutgül, Yıldızeli ilçesinde halkla bir araya geldi. İlçelerde düzenlenen halkla buluşma programları kapsamında Yıldızeli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Davutgül, kaymakamlıkta halkın sorun ve taleplerini dinledi. Onu bir yerinde baktırmamız lazım. Daha sonra Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Gül, kent güvenlik sistemine entegre olan okul kameraları hakkında bilgi aldı. Bir tane meslekçimiz var. Altı kamera burada, altokun kamerası burada, altokun kamerası da yan televizyonda. Yıldızeli ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gazileriyle yemek programında buluşan Gül, sizler milletimizin bizlere emanetisiniz dedi. Sizler şehitlerimizin bu millete, bu devlete emanetlerisiniz. Gazilerimiz olarak da yine aynı şekilde bu millete ve bu devlete kendileriniz emanetsiniz. 24 saat bizim diğer mesai arkadaşlarımızın kapısı açık. Makama geldiğinizde iletebilirsiniz ama onun ötesinde de burada da bizlere söyleyeceğiniz herhangi bir şey varsa onları da dinleyebiliriz, öğrenebiliriz. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün valilere, bütün kaymakamlara talimatı sizleri en yakını gibi değerlendirip yapılabilecek kamu imkanları nispetinde olabilecek işlerin yapılması konusunda talimatları var. Dolayısıyla da sizin bizlerde bir isteğiniz olursa, olabilecek bir şey varsa geciktirmeden mutlaka yaparız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Daha sonra Yıldız Eli köy ve mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya gelen Davut Gül, sorun ve talepleri dinleyerek problemlerin belli bir takvim içerisinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Pansiyon olarak da bu böyle, okul olarak da bu böyle, okul türü olarak da bu böyle, hiçbir sıkıntımız yok. Kırsalda gerçekleştirilen yol çalışmalarına da değinen Gül, bir diğer çalışmamız geçmiş yıllarda yapılan asfaltlarımız vardı diyerek şunları kaydetti. Köyde çocuğun, hanımların, sizlerin bir kere ayağını çamurdan kurtaralım. Neden? Yıldız eline atıyorum haftada bir geliyorsanız, üç günde bir geliyorsanız ya da her gün geliyorsanız geldiğiniz işte bir saat. Ama orada yaşayan 24 saat boyunca yaşıyor. Köyün bu çamurdan kurtulması gerekiyordu. Bununla ilgili de önemli bir mesafe kat ettik. Varsa eksik, gerek verdiklerimizde gerekse varsa hiç vermediklerimizde bunları da gelecek sene içerisinde yine tamamlarız. İçme suyuyla ilgili sorunlara da değinen Gül, suyu kullanma ihtiyacı artıyor. Suyun kullanımını kontrol altına almamız lazım şeklinde konuştu. Küresel bir sıkıntı var. Yani sular azalıyor, su ihtiyacı, kullanma ihtiyacı artıyor. Onunla ilgili şunu dedik. Bir kere suyun kullanımını kontrol altına almamız lazım. Nedir bu? Köyde sayaç olacak. Bunu yapmazsak Kızılırmağı bağlasan yine olmaz. Sayacı bağladık ama su yetmiyor. Alternatif, ihtilafsız kaynak varsa mutlaka çözeriz. Köylerde sosyal donatılara önem verdiklerini ifade eden Gül, köylere halı saha yapıyoruz, halı saha geçmiş yıllarda da çok sayıda yaptık. Bu senede bir iki tane daha yapıyoruz diyerek özellikle 350 ve üzeri nüfusu olup da yapamadıkları alana da mutlaka halı saha yapacaklarını sözlerine ekledi. Özellikle 350 ve üzeri nüfusu olanı olup da yapmadıklarımız var. Onları da mutlaka yapacağız. Sabır, sebat, yani köy ismi önemli değil, muhtar ismi önemli değil. 350 ve üzeri ise kayıtlarda zaten belli. Kaç köysünüz? 3 köyse 3 köy, 13 köyse 13 köy. 350 ve üzeri köylerimizin inşallah halı sahalarını da yapmış olacağız. Dünyada çeşitli isimlerle anılan Kangal köpekleri FCI tarafından Kangal ismi adı altında özel bir ırk olarak kabul edildi. Türkiye'de Sivas Kangalı olarak adlandırılan, yurt dışında ise başta çoban köpeği olmak üzere birçok farklı isimle anılan Kangal köpekleri Uluslararası Köpek Bilimi Federasyonu ve FCI tarafından özel bir ırk olarak kabul edilip Kangal ismiyle tanımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu üyesi sertifikalı Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Sivas'ta uzun süren çalışmalar sonunda 20 gün önce FCI tarafından Kangal köpeklerinin ırk tanımlamasının yapılarak özel bir ırk olarak kabul edildiği ve Kangal ismiyle tanımlandığını belirterek, Kangal ırkı köpekler dünyadaki ırklar arasında Kangal ismiyle kabul edilmemekteydi. Katıldığımız yarışmalar, yaptığımız başvurular ve verdiğimiz mücadeleler neticesinde 20 gün önce bu ırk dünya köpekleri arasında Kangal ismiyle yerini aldı dedi. Kangal köpeği dünya ırklar arasında Kangal ırkı diyerek kabul edilmemekteydi. Ve katıldığımız yarışmalardan işte verdiğimiz emekler karşılığında 20 gün önce şu anda Kangal köpekleri dünya ırklarının arasına girdi. Elektrik fiyatlarına %14,6 ile %16,2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları da zamlanırken BOTAŞ'ın yeni tarifelerine göre fiyatlar konutlarda %9, sanayide ise %14 arttı.
Yeni açılan tarifelere göre elektrik fiyatlarında %14,6 ile %16,2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı %15 artırılırken, 3 zamanlı tarifede gündüz %15, gece %16,2, pound saatler için ise %16,6 artışa gidildi. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını 3 Eylül Pazartesi günü almaya başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KYK yurt başvuruları geçmiş yıllarda olduğu gibi yine E-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrencilerin öğrenim bilgilerinin Yükseköğretim Kurumu'nun bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin E-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi. Öğrenciler yurtlara başvuru tarihi ve başvurularının sonuçlanması ile ilgili her türlü bilgiye kurumun resmi internet sitesinden yani yurtkur.gsb.gov.tr'den ulaşabilecek. Sivas'ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere alınacak 254 daimi işçi için 15.723 kişi başvuru yaptı. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 60 güvenlik görevlisi, 152 temizlik görevlisi, 8 bakım onarım personeli, 13 iklimlendirme ve kaloriferci, meslek kollarında daimi işçi ile temizlik meslek kolunda 14 engelli işçi, 7 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 254 daimi işçi alımı için, İşkur üzerinden ulusal düzeyde 16-27 Ağustos 2018 tarihler arasında ilan çıkarıldığı belirtildi. Alımı yapılacak 254 işçi için ilan sonucunda 15.723 başvuru olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Güvenlik görevlisi, bakım görevlisi, iklimlendirme, kaloriferci personel aday listeleri 2016 Orta Öğretim KPSS sonuçlarına göre KUR tarafından belirlenerek müdürlüğümüze gönderilmiştir. Fizik görevlisi, eski hükümlü ve engelliler için ise Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüzün 17 Ağustos 2018 tarihi ve talimatına istinaden tüm illerimizle birlikte 3 Eylül 2018 tarihinde saat 10'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle müdürlüğümüz tarafından 4 Eylül spor salonunda aynı tarih ve saatte gerçekleştirilecektir denildi. Dövizdeki yükselişi fırsata çevirmek isteyen marketler zam düğmesine bastı. Bir aydaki fiyatlar ortalama %30 arttı. Cebi yanan vatandaş dolar bahane zam şahane dedi. ABD kaynaklı dövizdeki hareketleri kimi fırsatçıları harekete geçirdi. Özellikle market fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Baklagilden ete, kahvaltılıktan sebze meyveye fiyatlar uçuşa geçti. Bir ayda yaşanan değişim bazı ürünlerde %100'ü bulurken marketlerde fiyatlar ortalama %30 arttı. Yapılan fırsat zamları dolar bahane zam şahane dedirtti. Bir ayda yapılan fahiş zamları ile olan yine tüketiciye oldu. Fileyi doldurmak cep yaktı. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 2018 yılı yatırım programı dahilinde bakım onarım çalışmalarına devam edilen İş ve İşlemleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü tarafından yürütülen okullarda incelemelerde bulundu. Kaç İncelemede Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün teknik personelleri ve yüklenici firmaların yetkilileri de eşlik etti. Ama olmaz işte. Bu kapsamda Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya Alparslan Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nu, Yenişehir Anadolu Lisesi'ni, Şifaiye Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni, Reşat Şemsettin Sırar İlköğretim Okulu'nu, Kongre Lisesi'ni ve Rauf Orbay İlkokulu'nu gezerek bakım onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Evet.
Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, Sivas genelinde 228 okulda toplam 21 milyon Türk lirası maliyetle bakım onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi. İlimiz genelinde 228 okulumuzda bakım onarım çalışmalarını yürütüyoruz. Bu 228 okulumuzun 90'ı ilimiz merkezinde bulunuyor ve bugün itibariyle hemen hemen herhangi bir aksamaya mahal vermeden çalışmaların tamamlandığını yerinde gördük. Tabii burada bakım onarımlarında çeşitli boyutlarda işlemler yapıldı. Kimi okullarımızda boya ve badana işlemleri, kimilerinde pencerelerin değişimi, yalıtım sistemlerinin değişimi, kazan değişimi, spor salonlarının bakım onarımları gerçekleştirildi. Genel Sekreter Kaya, 90 adet okulun Sivas merkezde bulunduğunu, yapılan incelemeler doğrultusunda il merkezinde bulunan okulların bakım onarımlarının sonuna gelindiğini, okulların açılması itibariyle de bütün okulların eğitim ve öğretimine hazır hale geleceğini dile getirdi. İlçelerimizde de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Kısmen ise pazartesi günü itibariyle okulların açılması saatine bütün okullarımız en iyi şekilde yetişecekler. Küçük Minare Mahallesi'nde bulunan Eretnaoğulları'nın kurucusu Alaaddin Eretna tarafından yaptırılan halk arasında Küçük Minare olarak da bilinen Güdük Minare asırlara meydan okuyor. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Güdük Minare yapılma amacındaki hikayeyle de ilgi görüyor. Hastalığa yakalananlar buraya gelerek minarenin etrafında 7 kez dönüp ben dabaz oldum, oynamaz oldum. Akranım içine çıkamaz oldum tekerlemesini söylüyor. Tekerlemeyi söyleyip minarenin etrafından dönenler bu hastalıktan kurtulacağına inanıyor. Güdük Minare hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, 1347 yılında Eretnalıların Sultanı Eretna tarafından bir hastalık üzerine ölen Şeyh Hasan için yaptırılmıştır diyerek bu eserin en belirgin özelliği beylikler döneminde yaptırılan ve Sivas şehir merkezinde olan tek eser olmasıdır. Çünkü Sivas'ta beylikler döneminde yapılmış böyle bir eser bulunmamaktadır. Eser mimari bakımından beylikleri dönemini yansıtan nadir eserlerden biridir dedi. Minarenin yapılışının hikayesini anlatan Pürlü acı bir olay olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Şeyh Hasan Sivas valisidir. Artuklu sultanının kızıyla nişanlanır ve bütün düğün hazırlıkları tamamlanır. Sivas'ta düğün başlar. Gelin alayı da kızı almak üzere gitmiştir. Ve alay Elbistan'a geldiğinde ne olduysa birden çalgılar susar. Ortalık bir mateme bürünür. Ve gelin ne oldu diye sorduğunda yok hiçbir şey yok derler. Tabii bir sessizlikten sonra derler ki bari geline hissettirmeyelim. Hele devam edelim. Olan olay nedir? Şeyh Hasan ne yazık ki düğününün ilk gününde Sivas'ta vefat etmiştir. Alınan emir üzerine gelini tekrar yani geri göndermezler. Sivas'a getirilmesi istenilir. Gelin yol boyunca bir aksilik olduğunu anlar. Çünkü çalgıcılar artık eski neşeyle çalmamaktadırlar. Bu olaya çok üzülen baba Alaaddin Eretna oğlu Şeyh Hasan'a bu şu andaki Güdük Minare'yi yaptırır. Pürlü Minare'nin beylikler döneminin Çinli sanatını Sivas'ta yansıtan tek örnek olduğunu ifade ederek Çinlilerin yakın plandan görülmesi ve yorumlanmasının önemli olduğunun altını çizdi. Beylikler dönemi Çinli sanatını Sivas'ta yansıtan tek örnektir. O Çinlilerin yakın plandan görünmesi ve yorumlanması çok önemli olacaktır. İnsanların bunu görmesi de güzel bir hizmet olacak diye düşünüyorum. Akşam saatlerinde Tuzlugöl Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Kazada ise iki kişi hafif olarak yaralandı. Tuzlugöl Mahallesi 36. sokakta 58YA739 plakalı otomobil ile 58NP842 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralar aldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar ilk olarak olay yerinde tedavi edilmesinin ardından ambulans ile acil servise kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken olay yerindeki araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Sivas'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Salih Polatgil penceresinin önüne park edilen araçlar yüzünden karanlıkta oturmak zorunda kalınca tepkisini sokağa yazdığı yazıyla gösterdi. Buradan yapıldığına emin misiniz? Kılavuz Mahallesi 10. sokakta yaşayan Salih Polatgil'in başı evinin önüne park edilen araçlarla dertteydi. Kaldırımla birleşik olan evinin camlarının önünde araç park edilince karanlıkta kalan yaşlı kadın duruma tepki göstermek amacıyla sokağa arabayı pencerenin önüne koymayın lütfen yazdı. Buradan... Buna rağmen araçları pencerenin önüne park edilmesine devam edilmesi yaşlı kadını çileden çıkardı. Araçların evin güneş almasını engellediğini söyleyen Polatgil, karanlıkta oturmak zorunda kaldığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu belirterek tepkisini şu şekilde ifade etti. Geliyorlar arabayı apartmanın önüne eğiliyorlar. O da pencerem kapanıyor. Pencereleri küçük benim canım sıkılıyor. Sigara atıyorlar efendim ne bileyim hangisini söyleyeyim ki duvarlara ellerini sürüyorlar. Kaç oldu boyadığım yani bunları böyle ayıptır böyle koca koca yani şeyle adam yani burası böyle kerülsün. Herkes şeyle park yani arabalarını geri çeksinler buralığından. Arabayı getiriyor diyor ki içindeki buraya yazı yazmış diyor buraya elemeyelim diyor. O da diyor ki olsun diyor bırakıyor gidiyor nereye gidiyor sana buraya eğiliyor gidiyor kendi. Yani çok kızdım bu şeylerini anlayabiliyor musun? Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı fiyat artışında dolarla yarışıyor. Sivas ve Malatya çevresinde halk tarafından kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı fiyat artışıyla dolarla yarışır hale geldi. Kenger sakızının kilogram fiyatı geçen yıl 600 lira civarındayken bu yılki fiyatı 1000 lirayı buldu. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve kış aylarının kurak geçmesinden dolayı fiyatlarının bu yıl geçen yıl oranla arttığı ifade ediliyor. Sivas'ta da toplanıyor, Malatya'da özellikle. Toplaması, bu sarma olayının zor olması, dağlık bölgelerde yetişmesi, talebin çok olması ve toplayanın yapanın az olmasından dolayı kilosunun pahalılığını getiriyor. Sivas'ta kenger satışı yapan esnaflardan Mustafa Kömsöken ise kengerdeki fiyat artışının bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek yıl fiyatının 1200 lira ile 1500 lira aralığında olacağını söyledi. Sene 600 liraydı. Kilosu bu sene 1000 liraya kadar çıktı. Mustafa Kömsöken kenger sakızının bir ay boyunca çiğnenebileceğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı. Çünkü günde bir yarım saat çiğnendiği zaman bu sakızın bir tanesi bir ay gider. Bir ay çiğneyebilir alacak kişi. Kenger sakızının fiyatının pahalı olmasından dolayı taneyle satıldığını belirten Kömsöken, tane fiyatının 2 lira ile 5 lira arasında değiştiğini söyledi. Yani bu sakızın şu anda tanesi 2 lira, 3 lira, 5 lira tanesini satıyoruz. Sürekli toplamından dağlık alanda olduğundan, ormanlık alanda bitmiyor. Dağlık alanda yetiştiğinden kilosu pahalı. Tekeretiye çıkartıyor. Tekeretiye çıkarıyor. Bunlar İngiltere'ye gidiyor bu sakızlar şu anda Londra'ya. İngiltere'de yaşıyorum. Her geldiğim zaman götürüyorum bunu oradaki İngiliz arkadaşlara. Tadı vazgeçilmez. Onlar da çok seviyor. Her geldiğimde alıp götürüyorum. Peki beğeniyorlar mı tadını? Tabii tadı çok farklı oradaki başka sakızlara nazaran. Bu doğal. Evet doğal. Sivaslı Yılmaz Deniz ve ailesi hazırladıkları pezik turşusuna yoğun talep gelince köyde turşu fabrikası kurdu. Şimdi ise ihracat hazırlanıyor. Tattınız mı bu lezzeti? Bu lezzeti Sivas
Ulaş Ekincioğlu köyünde damaklarınıza güzel bir lezzeti sunuyorlar. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten turşu da yemeğin yanında, hele ki tereyağlı bulgur pilavın yanında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Gerek Sivas günlerinde, gerekse İstanbul Sivas, Ankara ve İstanbul Sivas günlerinde bu turşuları bulabilirsiniz diyoruz. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Ekincioğlu köyünde ikamet eden Yılmaz Deniz, ailesi tarafından başlarda kendi tüketimlerini karşılamak için hazırladıkları pezik turşularına komşularından da talep gelince işi ticarete döktü. Turşular beğenilip talep artınca işleri büyüten aile, talepleri karşılayabilmek için köyde bir turşu fabrikası kurdu. Turşucu Yılmaz Deniz, pezik turşusunun ihracatı için çalıştıklarını belirterek, toptan olarak, parakende olarak kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışına da göndermeye başladık, görüşmelerimiz var. Şu anda da devam ediyor. Oradaki gurbetçilere de pezik turşusunu tattırmak istiyoruz dedi. Pezik turşusu, Sivas'ın meşhur pezik turşusu. Olmazsa olmazıdır. Tarlada seçilir. Burada kazanlarda haşlanır. Haşlandıktan sonra getiriyoruz. Biz burada dolduruyoruz pet bidonlara. Hikayesi daha önce, bundan 8 sene önce bir Sivas'ta bir esnaf arkadaşa yapmıştık. Öylece başladık. Yaklaşık 8 yıldır seri üretim yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Yalnız İstanbul'da, Sivas'ta çok olduğu için genelde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, böyle büyük şehirlerde, Eskişehir'de yerlerimiz var gönderdiğimiz. Orada satılıyor. Tabii ki Sivas günlerine, Ankara'daki, İstanbul'daki Sivas tanıtım günlerine de katılıyoruz her sene. Deniz, talepleri artınca işleri büyütüp köyde fabrika kurmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, bu fabrikayı kurduk, içinde sadece sarımsak, pul biber ve salamura suyu var. Başka da hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz dedi. Sivas yöresine ait bir üründür. Bunu bir tarımdan izinli olarak biz yapıyoruz. Resmi olarak. Tamamen kendimiz ekiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Tamamen bize ait. Tamamen el yapımıdır ürünlerimiz, organiktir. Hiçbir katkı, sirke dahi kullanmıyoruz, hiçbir katkı maddesi yoktur. Suyu dahi içiliyor bizim turşumuzun. Tarlada dışarıdan kişiler çalıştırıyoruz. Fabrika içerisinde de kendi ailemiz olarak çalışıyoruz. İsteyenlere internet sitesinde adresimiz var. Kargoyla kapıya kadar gönderiyoruz. Oradan bize ulaşırlarsa gönderiyoruz. Pezik turşusu pezik pancarının kökünden elde ediliyor. Elde edilen saplar haşlanıp sarımsak, pul biber ve tuzlu su karışımı ile bidonlara doldurulup bekletiliyor. Pezik turşusu özellikle İç Anadolu'da turşu severlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ben İstanbul'dan geliyorum. Çok güzel turşu. Nereden gördünüz de geldiniz? Ben bunu internetten gördüm. Yılmaz Bey'le de tanıştık şimdi. Allah izin verirse çok hoşuma gitti. Çok temiz, hijyenik. Süper. Tamamen el yapımı. Güzel bir şekilde, hijyenik bir şekilde muhafaza edildi. Şu an 13-16 Eylül Ankara-Sivas günlerini bekliyor. Oradaki Sivaslılara burada görmüş olduğunuz turşular hem ikram yapılacak hem de satışa sunulacak diyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Akhisar Spor ile Demir Grup Sivas Spor 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Spor, Spor Toto Akhisar Stadyumunda Demir Grup Sivas Spor'u konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 sona ererken Akhisar ilk 4 haftada galibiyetle tanışamadı. Sivas Spor'un golünü Avruna Kone atarken Akhisar'ın golünü ise Adrien'den geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında eşitlik bozulmazken ikinci yarı golle başladı. Sivas Spor'un tecrübeli golcüsü Kone 46. dakikada takımını deplasmanda öne geçirdi. Akhisar beraberlik sayısı için ataklarını çoğaltırken 82. dakikada Adrien golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda ise başka gol sesi çıkmadı, maç 1-1 sona erdi. Geçen hafta 4 topu direkten dönen Akhisar Spor, Sivas Spor maçında da 2 kez direğe takıldı. Sonucun ardından Sivas Spor puanını 4 yaptı ve 11. sırada yer aldı. Akhisar Spor ise puanını 2'ye yükseltip 16. sırada kaldı. Süper Lig'in 5. haftasında Akhisar Spor deplasmanda Ankara Gücü'ne konuk olacak. Sivas Spor ise sahasında Erzurum Spor'u konuk edecek.